Bu işi öğrenmek için önce bir lokumu yakmak gerekir kazanda. Lokumu, kaymak şekerini. Tabii küçük yaşlarımızda unutkanlığımızdan dolayı kazan içerisinde şekeri çok yaktığımız oldu. Tabii onların telafisini de çok yaptık, attık ama yaka yaka öğrendik diyebilirim size. Ama biz sağlam öğrendik, iyi öğrendik şimdi. En kaliteli lokumu üretmek için uğraşıyoruz. Yaptığımız üretimlerde karşımızdaki insanların, yani müşterilerimizin bir lokumu tattığında yüzünde bir gülümseme oluyorsa bizim için en önemli şey budur. Çok ince ayrıntılar gerektiren bir meslektir lokumculuk. En ufak bir ayar kaçırmanızda lokumu tamamen bozabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ateşine kadar, altında yanan ateşe kadar önemlidir lokumumuzda. Yaptığım ürünün, çıkardığım ürünün en iyisi olması için uğraşırım. Benim için saat önemli değildir. Bir ürünün en iyisini yapabilmek için gerekirse 24 saat bile kalabilirim burada. Lokum Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. Rahatül Hürküm ismiyle Osmanlı'dan gelmiştir. Daha sonrasında tabii lokum olarak kalmıştır. Rahatül Hürküm'ün anlamı da boğaz rahatlatan. Boğaza ve mideye rahatlık verir lokum. ...33 yaşındayım. Kendim bildim bileli bu işin içerisindeyim. Lokum üretimindeyim. Baba mesleğimi icra etmekteyim, devam ettirmekteyim. Ve işimden çok zevk alan bir insanım. Baba mesleğim olduğu için biz 1984 yılından beri aynı yerde üretim yapmaktayız. Üretim ve satışımız aynı yerde. Babamın yanında tabii çok küçük yaşlarda en başta temizlik olarak, işe başlayarak üretime girdik. Bu işi öğrenmek için önce bir lokumu yakmak gerekir kazanda. Lokumu, kaymak şekerini. Tabii küçük yaşlarımızda unutkanlığımızdan dolayı kazan içerisinde şekeri çok yaktığımız oldu. Tabii onların telafisini de çok yaptık, attık ama yaka yaka öğrendik diyebilirim size. Ama biz sağlam öğrendik, iyi öğrendik şimdi. İlk başta kaymak şekerini öğrendim, üretimini. Daha sonrasında babamın yardımıyla lokum üretimini öğrendim. Afyon lokumumuz gördüğünüz krom kazanlarımızda hazırlanmaktadır. Şeker nişasta ile hazırlanmaktadır. Doğal olarak yapılan afyon lokumumuz. Alalım nişastayı Sercan Bey. Şu afyon lokumunun doğal hali şekerden yapılanıdır. İçerisine hiçbir şekilde tatlandırıcı katılmaz. Yapay tatlandırıcı katılmaz. Glikoz, sakroz türleri katılmaz yani. Bizim özen gösterdiğimiz durum budur. Şekerimizi alalım Sercan Bey. Afyon lokumumuza dikkat ettiğimiz en önemli şey şeker. %100 doğal pancar şekeri kullanılmaktadır. Kazanlarımızda 1,5 saat, 2 saat aralığında pişerek hazırlanır lokumlarımız. Şimdi biz 84 yılından beri, 1984 yılından beri aynı yerde üretim yapıyoruz. Baba mesleğimizi devam ettiriyoruz. İki kardeş olarak yapıyoruz bu mesleği. Babamlar ilk başta bakır kazanlarda, küçük kazanlarda üretime başlamışlar. 1984 yılında bu yıla kadar devam ettirmişler. Yani bu yıllara kadar devam ettirmişler. 2014-2015 yıllarında üretimi artık yaş ilerlediği için bırakmak istediler. Biz de bu işin içerisinde burada yetiştiğimiz için aynı mesleği devam ettirmek istedik.
Tabii en iyisini yapmaya, hijyen kurallarına uyarak, en kaliteli şekilde, malzemenin, ham maddenin en kalitelisini kullanarak, en kaliteli lokumu üretmek için uğraşıyoruz. Yaptığımız üretimlerde karşımızdaki insanların, yani müşterilerimizin bir lokumu tattığında yüzünde bir gülümseme oluyorsa bizim için en önemli şey budur. Yaptığımız iş baba mesleği, yani 1977 yılında babam tarafından demirciler içinde başlamış olan bir serüven. 85 yılından itibaren de bu dükkanda hizmet vermekteyiz. Yan taraf üretim, burası satış yeri olarak hizmet veriyoruz. Lokumları üreten abim, ustamız aynı zamanda temiz, hijyenik bir şekilde üretimini yapıyor. Aynı zamanda çocukluğumdan beri bu işin içindeyiz. Yani okul dönemlerimizde dahil olmak üzere komple bu işin içindeyiz. Babamızdan gelen bir çalışma düzenimiz var. Hijyenik, temiz, düzgün, çıkardığı malın kalitesine önem veren bir ustamız var. İlk başta tabii biz yerleri süpürerek başladık bu mesleği. Çok küçük yaşlarda girdiğimiz için, babamızın yanında öğrendiğimiz için bu mesleği en ince detayına kadar biliyoruz. Çok ince ayrıntılar gerektiren bir meslektir lokumculuk. En ufak bir ayar kaçırmanızda lokumu tamamen bozabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ateşine kadar, altında yanan ateşe kadar önemlidir lokumumuzda. Biz tabii doğal gaz kullanıyoruz şu anda. Bunun elektrikli kazanları da var ama bizim tercih ettiğimiz doğal gazdı. Yani ateş, altında ateş yanması gerekiyor. Şimdi daha öncesinde manuel bakır kazanlarımız vardı. Böyle otomatik değildi kazanlar. Yani otomatik devirmeli değildi. Sadece kaynatıyor, böyle karıştırıyor. Lokumlar pişiyor. İki kişi geçer karşılıklı. Kazanı kaldırır, sehpalar olur önünde. Şöyle pasalarımız vardır. Lokumları dinlenmeye aldığımız pasalar. O pasalar içerisinde iki kişi yardımıyla buradan dökülür. Daha sonra dinlenme aşamasını alırız. Doğal gaz da tabii çok, o zamana göre çok basit şu an için. Doğal gaz standart geliyor. O zaman tüplerimiz tabii bitiyor, eksiliyor, basınç düşüklüğü oluyor. Söylediğim gibi ateş yanması bile çok önemli olduğu için altında, yani kullanılan malzemenin kalitesi, nişastanın, kullandığımız nişastanın markasına kadar önemlidir yani. Nişastayı bile değiştirdiğimizde lokumun ayarı değişir. Şeker, afyon şekeri kullanırız. Afyon şekerin lezzeti farklıdır. Diğer şekerle göre farklıdır yani. Afyon toprağının vermiş olduğu, pancara vermiş olduğu lezzet vardır. O pancarın şekeri daha lezzetli olur yani. Afyon lokumunun özelliği asıl şekerden gelir. Şeker ve yer suyundan gelir. Şimdi şekerlerimiz Afyon köyler ve ilçelerinde yetişen pancarların şeker fabrikamızda üretilir. O şekerlerden üretim yaparız. Onun verdiği lezzet diğer, mesela diğer illerden gelen şekerlerden daha farklı olur lezzetimiz. Afyonumuzun şehir suyunun verdiği lezzet de farklıdır. Şimdi manda kaymağıyla üretim yapıyoruz, kaymak lokumu. Afyon'un köylerinden, mandadan, manda sütünden yaptığımız kaymaklarla burada kaymak lokum eşsiz bir lezzetle buluşturuyoruz. Raf ömrü kısadır. Diğer ürünler gibi uzun süre beklemez. Bir hafta gibi, yani 6 gün, 7 gün gibi, o da buzdolabında, hava şartlarında ömrü vardır kaymak lokumun. Hemen tüketilmesi lazım. İçindeki özellik kaymak. Yani Afyon'un kaymağından yapılıyor olması. Toz şekerden yapılmasına, kullandığı ham maddelerin birinci sınıf olmasına genelde dikkat ettiği özellikler bunlar. Kaymak lokumumuz hazırız. Afyon'un meşhur kaymak lokumu, en meşhur lokumumuzdur. Kaymağımızı lokum üzerine sürüyoruz, seriyoruz. Daha sonrasında şöyle küçük bir ıslatıyoruz. Lokumumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Kaymağı lokumun içerisine bırakıyoruz, evet. Arasında oluyor. Dışındaki beyaz olan sultan lokumudur. Afyonumuza has bir lokumdur. Sultan lokumu. Şimdi hazırladığım kaymaklı ve Antep fıstıklı. Son zamanlarda daha çok tüketilen, tadı en çok beğenilen lokumlardan biridir. Lokumumuzu bu şekilde sararak hazırlıyoruz. Ben giderim oduna, şahan derler adıma.
şaşar. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ve üzerine Hindistan cevizi yaparak son işlemimizdir. Bitiriyoruz. Sultan lokumunun farkı, asıl kazanan lokum, çıkan lokumumuz budur. Sarı olan lokumdur, klasik lokum. Sultan lokumumuzda klasik lokumu haricinde içerisinde çöven özü vardır, çöven suyu. Çöven kabartılarak beyaz hale gelir, yani bu da doğaldır. Biraz daha hafifler lokumumuz. Daha yensel bir lezzet alır, hal alır. Şimdi klasik lokumumuzu kaymaklısını hazırlayacağım. Tabii ilk tercih edilen lokumumuz kaymaklıdır. Havalar genelde serin olduğu zamanlarda kaymaklı götürülebilir. Yazın biraz daha sıkıntı olabiliyor. Hava sıcak olduğu için kaymak sıcakta bekleyen bir ürün değildir. O yüzden kışın daha çok tercih edilen kaymaklıdır. Yazın da genel olarak karışık çeşitlerimiz var. Yani cevizli, fındıklı, çikolatalı, kadayıflı, haşhaşlı, damla çikolatalı çeşitlerimiz var. Narlı fındıklı çeşitlerimiz var. Yani bunlar sadece Afyon'da yapılan lokumların %1'i diyebilirim çeşitlerini. Yani 500'ün üzerinde çeşitimiz var normal olarak. Ama bizim tezgahımızda sattığımız lokumlar 15-20 çeşit lokumumuz var. Bu da en hızlı satılan çeşitlerimizdir. Günlük üretimimiz vardır. Günlük olarak tezgahımızda satışını yaparız. Dam başına da ası da koymuş galbırı. Çocukluğumda bu kadar çeşit yoktu açıkçası. Cevizli ve kaymaklı bilinirdi. Başka bir çeşit yoktu fazla olarak. İlerleyen yaşlarımda daha doğrusu yani büyüdükçe çeşitlerin arttığını gördüm. Kendimiz de biraz çeşit ürettik. Aynı çeşit mesela kaymaklı, kadayıflı yapılıyor. Kadayıflının içerisinde fındık kremasını deneye deneye mesela çikolata kullandık, fındık kullandık, ceviz kullandık içerisinde. En son fındık kreması, en hızlı satılan çeşitimiz bu. Yani deneye deneye daha farklı birçok çeşitimiz var. Yani tezgahımıza bırakmadığımız çeşitlerimiz de var. İsteğe özel yaptığımız çeşitler de var. Şimdi dışarıdan istedikleri zereçlerinden bir malzememiz var. Gül yapraklı isteniyor. Narlı, antep fıstıklı isteniyor. Yani daha bunlar anlatabileceğim en baştaki çeşitler. Bunun haricinde 500'ün üzerinde çeşitimiz var. Şu anda hazırda yok. Sipariş üzerine yaptığımız ürünler. Bu da kaymaklımız, klasik kaymaklı. Bir ustanın kriteri lokuma kazanda baktığı anda bozuk veya düzgün nasıl olduğunu kaynadığı yerde anlar usta. Yani bunun pişim aşamasında anlar. Bunu döktükten sonra anlamanın bir anlamı yok yani. Lokum bozulduktan sonra anlamaz. Kazanın içerisinde onu düzeltebilmeli. Kazan içerisinde tabii nişasta ilave edilir. Şeker, altının ateşi ile düzeltmeler yapılır kazanımızda. Lokumuzun en iyi şekilde hazırlanmasını sağlarız. Kapardığına da ası da koymuş, eleği de aman eleği, hele eleği, gene eleği, anasının da mühür gözlü. Babam çok prensipli bir insandır. Yani çok nasıl diyeyim katı bir insandır. Yaptığı işin en iyisini yapacağım diye uğraşır. Zamanında kendisi yapabilmek için çok uğraşmış. Çok harcamış yani lokumu. Ama en iyisini yapmak için uğraşmış ve başarmış. Şekeri, nişastayı, suyu, kazanı, altında yanan ateşi bunların hepsini birer birer tanımak gerekir. Lokumun en iyi şekilde yapabilmek için. Biz en iyisini öğrendik.
En iyisini yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Babam mesela gelip kazana baktığında bu şöyle olmuş, böyle olmuş, bu bozuk diyebilir. Ben de bunu elimden geldiğince öğrendim kendisinden. Çok prensipli olduğu için bize biraz katı davranırdı zamanında. Katı davranması da şöyle. Yani mesleği düzgün yapabilmemiz için aynı şeyi 30 defa, 40 defa yaptırdı bize. Düzeltebilmemiz için. Yani işi bırakıp bize bunu düzeltmek için 40 defa yaptırdı aynı şeyi. Biz bu şekilde öğrendik bu mesleği. Yani hiçbir şekilde işin içerisinde hile katmadık. Katmayı öğrenmedik daha doğrusu yani, öğretmediler bize. İçerisinde bir sürü yapay tatlandırıcı katılıyor. Yani çok çeşitli yapay tatlandırıcılar var. Katıyorlar. İnsan sağlığına zararlı. En başta glikoz. Glikoz insan vücudunun sindirim sistemine zarar veriyor. Biz onun ustaları da farklıdır. Biz onu yapmayı öğrenmedik açıkçası. Bilmem hayatta glikozla lokum yapmayı. %100 pancar şekeridir, doğaldır. Yeteri kadar tükettiğinizde insan midesine ve boğaza rahatlık verir lokum. Boğaz rahatlatan olarak geçer zaten. Şimdi lokumumuz şu anda kaynayacak. 1,5-2 saat civarında pişme sürecimiz var. Emir dağı birbirine ulağalı. Emir dağı birbirine ulağalı. Altın yüksük parmağında dolalı da güzel dolalı. İlk hedefimiz insan sağlığıdır bizim için. Gıda üretiyoruz sonuçta. Daha sonra lezzet. İnsanlarda bir gülümseme oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Haccam çıkmış aman da gül dalına. Amanın haccam çıkmış da gül dalına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Haccam çıkmış aman da gül dalına. Amanın haccam çıkmış da gül dalına. Lokumumuz pişti, hazırlandı. Şu anda çöğeni yedirerek lokumun içerisine lokumda beyazlığı ve hafifliği sağlayacağız. Yani sultan lokumumuzu hazırlıyoruz. Son işlemimiz kazandaki. Van'da yetişen bir bitki kökünün kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Mikser yardımıyla çarpıyoruz. Krem şanti gibi kabarıyor. Doğaldır, doğal bir üründür. Bunun ilkali bizde yok. Bize sıvı olarak geliyor bu. Sıvı, aslına bakarsanız bunun sıvısı biraz sarımtırak renklidir. Sarı bir renklidir. Bu mikserle çarpılarak beyazlar. Lokuma da hafifliğini ve lezzetini veren budur sultan lokumuna. Afyonumuzun en meşhur lokumu da zaten sultan lokumudur. Sultan lokumu normal diğer sarı klasik lokuma göre biraz daha hafiftir. Daha yenseldir. Kesmez yani. Diğeri biraz keser. Bu kesmez, hafiftir ve mideye rahatlık verir. Daha fazla rahatlık verir. Çövenin vermiş olduğu bir rahatlatma vardır. Mideye faydalıdır çöven. Lokumu hafifletir, yenselliğini artırır. Gırtlaktan başlayıp mideye kadar rahatlama hissi verir. Ve midedeki hazımsızlığı da giderir. Yani sindirim sistemini düzene sokar çöven. Ben her gün yerim. Her yaptığım lokumdan yerim. Önce tadına kendim bakarım. Daha sonra müşterime ikram ederim. Bunun oranlarını ayarlamak önemli olan. Bunu en başta kazanda pişiminden başlar. Lezzetini veren pişimidir zaten lokum. Şeker ve şebeke suyumuz ilk lezzetini verir. Daha sonrasında kazanda pişimine bağlıdır bu. Ustalıktır yani bu. Sistem olarak aynı sistem. Kazan motorlu sistemde. Ben kendim bildim bileli aynı şekilde. Gördüm bileli. Ama daha öncelerinde ilk bunu yapanlar kürekle karıştırıyorlarmış. Şimdi bizim büyüklerimizin anlattığına göre kürekle kazanın karıştırdığı şekilde aynı hızda döndürerek kısık ateşte pişirilermiş. Bakır kazanlarda yapılırmış daha öncesinde. Şimdi bakır kazan ısıyı tam yaydığı için daha güzel pişirir. Onun verdiği lezzet daha farklı olur ama daha sonra hijyen bakımından daha hijyenik olduğu için krom kazanları kullanmamız Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygun görüldü.
Biz de krom kazanlara döndük. Krom kazan kullanıyoruz. Tam otomatik kazanlarımız. Yani devirmesi de kendinden, dökmesi de kendinden. Eski kazanlarda bu şekilde kendi kaldırmıyordu. İki kişi karşılıklı geçip daha sıcakta o kazanlar. Elimizi yana yana döküyorduk kazanı. Tabi bu biraz zaman alıyor çöğenin yemesi. Bizim Afyon lokumumuzun bir özelliği daha, genel olarak lokumlarımızda gıda boyası ve esans kullanmayız. Doğaldır lokumlarımız. İki çeşit lokumumuz vardır. Diğer ürünlerini içerisinde kullanıyoruz. Sultan lokumu ve klasik lokum olarak lokumlarımız vardır. Sultan lokumumuz da doğaldır, diğeri de doğaldır. Bu soğuduğu zaman asıl kıvamını alır. Sıcakken biraz daha sakızımsı bir kıvamı vardır. Gitme dedim Haccam'da Odun Dağı'na. Aman gitme dedim Haccam'da Odun Dağı'na. Çıkan çoğulur Haccam'da senin yoluna. Çıkan çoğulur Haccam'da senin yoluna. Lokumuz şu anda kalıpları alacağız. Kalıpları aldıktan sonra en son açım işlemimiz kalıyor ve açımdan sonra dinlenmeye bırakacağız. En az 6 saat dinlenmesi gerekir. Biz tabii daha iyi verim alabilmek için bir gün bekletiyoruz. Yani bugün çıkan lokumu ertesi gün tezgahımıza bırakıyoruz. Eşit miktarlarda 4 kalıba dökeceğiz. Evlerinin önü yolunu vur, yoldan geçen karakoldur. Evlerinin önü yolunu vur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin gel testini bizde. Kriterlerimiz çok aslında bu meslekte. Benim kriterlerim açıkçası çoktur. İşime karışılmasını hayatta sevmem. Böyle bir insanım. Yaptığım ürünün, çıkardığım ürünün en iyisi olması için uğraşırım. Benim için saat önemli değildir. Bir ürünün en iyisini yapabilmek için gerekirse 24 saat bile kalabilirim burada. Temizlik kurallarına ilk başta İlk hedefimiz yani temizlik. Sonuçta gıda üretiyoruz. Hijyen ilk başta olması gereken şeydir. Kriterlerim çok aslında ama bunlar en başta olanları tabii ki de. Sokakta gezen olan, çalımı güzel olan, çalım para etmiyor, parayı kazan olan. Ezan, ezan, parayı kazan. Çalım para etmiyor, parayı kazan. Şimdi çalışırken aynı zamanda iş bitiminde olsun, işe başlarken ve gün arasında olsun ara ara temizliklerimiz var zaten. Hijyene bu şekilde, eldivensiz kesinlikle yani lokuma birebir temas yok. O şekilde devam ediyoruz. Burada biz mutluluk üretiyoruz. Lokum üretiyoruz ama mutluluk en başta. Bir insan lokumu tattığı zaman yüzünde küçük bir gülümseme oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Biz daha mutlu oluyoruz yani. Yazmış yazıyı yazan, eller düğün ediyor, birazcık da sen özel. Lokumumuz piştikten sonra dinlenmeye bırakmadan önce son işlemimiz olarak lokumu merdane yardımıyla yaprak haline getiriyoruz. Tıpkı hamur açar gibi uzatarak lokumumuzu inceltiyoruz. Saracağımız lokumun kalınlığına bağlı. O bize kalmış bir şey. Biz ne kadar ince yapmak istersek o kadar ince açıyoruz. Takribi 3 milim kalınlığında oluyor bizim açımlarımız. Lokumlarımızın da düzgün serilebilmesi için bu incelikte olması gerekiyor. Renk verebilmek için gıda boyası kullanılıyor. Doğal meyvelerden tabii lokum yapılabiliyor ama doğal meyvelerden yapılan lokumun aynı gün tüketilmesi lazım. Biz de müşterimize verdiğimiz zaman aynı gün tüketilmeyeceği için mecburen gıda boyası kullanılıyor. Biz tercih etmiyoruz pek boyalı lokum yapmayı. Doğal olarak sultan lokum ve klasik lokum ikisinde de boya yoktur. Katkı maddesi yoktur. Tamamen doğaldır.
lokumumuzu açtık. Şu anda dinlenmeye bırakıyoruz. Bu ertesi günü bekleyecek. Yani bugün dinlenecek. Ertesi gün bunu kaldıracağız ve sarım işlemine başlayacağız. Yani bugün sardığımız lokum dün çıkardığımız lokumdur. Sağlıklı olması için. Sarı yayımın bende ne tez unuttun andı. Düşmanlar bile etmez bana ettiğin fendi. Yalan mıydın yaşar? Karakolda doğru söyler mahke. Lokum Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. Rahatül Hülküm ismiyle Osmanlı'dan gelmiştir. Daha sonrasında tabii lokum olarak kalmıştır. Rahatül Hülküm'ün anlamı da boğaz rahatlatan. Boğaza ve mideye rahatlık verir lokum. Yani içerisindeki homojen karışımıyla boğazımıza ve midemize rahatlık verir. İnsan da mutluluk verir, tatlı olduğu için sonuçta. Karşıdan giden atlı, altındaki elim katlı. Anam babam sağ olsun hepsinden yardaslı. Yalan mıydın yaşar? Karakolda doğru. Yapay tatlandırıcı da katıyorlar bunun içerisine. Yediğiniz zaman bunda mutluluk duyarsanız biz daha mutlu oluruz. Biz onun için uğraşıyoruz. %100 pancar şekeri kullanıyoruz. Bunda en önemli şey pancar şekeriyle yapılmasıdır. %100 pancar şekerinden üretilmesi ve lokumumuzda hiçbir şekilde hile yoktur. Doğal Afyon lokumunda hile bulamazsınız. Yediğiniz zaman ağızda bırakıldığı tattan mideye inene kadar. Yani burada hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Aksine rahatlatır yani. Bir rahatlık verir Afyon lokumumuz.